Eşik 8, 200 yıl kadar önce başladı. Şu anda da tam ortasında yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız dünyayı yarattığı için bu eşiğe modern devrim adını verdik. Bazı jeologlar modern çağı Antroposen olarak adlandırıyorlar. Bu çağ dünyanın tek bir tür yani insanlar tarafından domine edildiği dönem. Yani biz. Birdenbire nasıl bu kadar güçlü olduk? Birincisi küresel bir tür haline geldik. 1500'lerden sonra insan toplulukları birbirleriyle bağlantı kurmaya başladılar. Bu sayede fikirlerin, teknolojilerin, ürünlerin, inanç sistemlerinin paylaşıldığı kocaman değiş tokuş ağları ortaya çıktı. Toplu öğrenmenin ölçeği büyüdüğü için inovasyonlar, yenilikler de hızlandı. İkinci bir bileşen yani yeni enerji kaynaklarını keşfetmemizde bu süreçte çok önemli bir rol oynadı. Fosil yakıtları, kömür, Petrol ve doğalgaz hepsi 100 milyon yıl öncesinin güneş enerjisini depolamış olan fosilleşmiş bitkilerden geliyor. İnsanlar her türlü motoru çalıştırabilecek bu enerjiyi nasıl kullanacaklarını öğrendiler. Hatta güneşin enerjisinin de kaynağı olan nükleer reaksiyonlar sonucu enerji elde etmeyi bile öğrendik. Küreselleşme, artan inovasyon ve yeni enerji kaynakları tarihteki en büyük ve karmaşık toplulukları kurmamıza yardımcı oldu bugün dünya üzerindeki milyonlarca insan birbirleriyle anında iletişim kurabiliyorlar bol enerji plastikler ve yarı iletkenlerin de aralarında olduğu yeni malzemelerin çeşitliliği ve sayıları hızla artan makineler sayesinde verim artıyor ve birçok insan daha öncesine göre daha iyi koşullar altında yaşıyor Tüm bu yeniliklerin ve yarattığı karmaşıklığın bir takım sonuçları da var tabii. Ürettiğimiz enerji ve besinler yaklaşık 7 milyar insana yetecek ölçülerde olmalı. Ve bunun için dünya kaynaklarının çoğuna ihtiyacımız var. İnsan teknoloji ve aktiviteleri biyosferi değiştiriyor. Güçlü olabiliriz ama gerçekten gücümüze hükmedebiliyor muyuz? Türümüz ve biyosferimizi bir sonraki aşamada neler bekliyor?